genel izleyici kitlesi için uygundur. Herkese iyi akşamlar. Cesur Adımları hoş geldiniz. İş dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Onlar kendilerini başarıya götüren yol haritalarını sizlerle paylaşıyorlar. Bu yolculuğu sizin için kolaylaştırmayı ve anlamlı kılmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede de ilk konuğumuz Comport kurucu ortağı Senem Birim olacak. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi sizi konuşacağız, yaptığınız çalışmaları, bunların yarattığı etkiden bahsedeceğiz. Ama öncesinde kişisel bir dokunuşla başlayalım istiyorum. Nasıl başladı bu yolculuk, nasıl bir hayalle yola çıktınız? Olaylar nasıl gelişti? Bu noktaya gelmenizde kimlerin, nelerin belirleyici rolleri oldu? Kısaca hikayesini alabilir miyiz? Tabii ki seve seve. Ben 2000 yılında ODTÜ İşletme'den mezun oldum. Ve mezun olduktan sonra amacım aslında bir bankada ve hazine departmanında çalışmaktı. Daha sonra işte mezun olur olmaz bir bankanın uzman yardımcılığı programına başvurdum. Ve programın sonunda beni insan kaynaklarına aldılar. Halbuki ben hazine istiyordum. Çok çok üzülmüştüm. İnsan bana, en büyük hazine değil mi? Bana öyle doğru dediler. Doğru yer gibi geliyor bana. En büyük hazine burada dediler ve aslında hemen akabinde ben bunu anladım. Ve o gün bugündür insan kaynakları ve insan kaynaklarıyla ilintili işler yapmaya devam ediyorum. Farklı şirketlerde, endüstrilerde, coğrafyalarda çalıştım. Şüphesiz ki çalıştığım her insanın üzerimde etkileri oldu. Bugün herhangi birini ayırt edemeyeceğim. Fakat ben insanı geliştiren iki şey olduğuna inanıyorum. Bunlardan bir tanesi hangi işlerde çalıştığınız, hangi projeler yaptığınız, hangi sorumluluklar üstlendiğiniz. İkincisi ise aslında kendi profiliniz. Siz ne kadar gelişime açıksınız, siz ne kadar meraklısınız, öğrenmeyi seviyorsunuz, çabalısınız. Bunların ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Benim kariyer hikayemde de bunlar çok etkili oldu. Az önce de söyledim, bankacılıkta başladım ve kısa sürede şeyi fark ettim. Benim daha hızlı gelişmem lazım. Daha hızlı gelişmem için de daha hızlı bir, ilerleyen bir endüstriye geçmem lazım dedim ve işte telekomünikasyon sektörüne geçtim. Orada uzunca yıllar çalıştım. Hakikaten beklediğim gibi de oldu. Her şey çok hızlı değişiyordu. Çok progresif bir endüstriydi ve ben çok öğrendim. Sonra şeyi fark ettim. Benim global aslında bir ortamda olmam lazım. Türkiye değil, Türkiye dışındaki ülkeleri de deneyimlemem. Çok kültürlü bir yerde çalışmam gerektiğini düşündüm ve ilaç sektörüne geçtim. İlaç sektöründeyken artık Türkiye'den çıkıp başka bir ülkede kendimi denemem lazım, yeni bir şeyler öğrenmem lazım dedim ve Dubai'ye geçtim. Orada işte çok uluslu bir sorumluluk üstlendim. Ve orada olduğum dönemde teknolojiye olan ilgim de gelişti. İşte İK'ya olan tutkum, gelişen teknoloji ilgim beni İK teknolojileri alanında bir girişimci olmaya itti ve girişimcilik hikayem de aslında böylelikle başlamış oldu tam 5 yıl önce. Evet, anladığım kadarıyla bulunduğunuz her ortam sadece kendisi gelişen bir sektördü. Sizleri de içinde olan insanları da geliştiren bir sektörmüş. Çünkü bu konfor alanı sürekli genişlemiş. Hiçbir yerde durmamış. Evet. Artı ülkenin sınırlarını da aşmış. Evet. Daha geniş bir alanda hizmet üretmeye de devam etmişsiniz. Şimdi siz teknoloji alanında ücret yönetimi konusunda teknoloji üreten bir şirketiniz var. İnsan kaynakları temelinde. Bizler hep yaptığımız işle başkalarının hayatını, hedef kitleyi baz alalım. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yaptıkları işte daha iyi olmaları, daha iyi görünmeleri için çalışıyoruz. Onların böyle bir hedefi var. Biz de ona ürettiğimiz ürünlerle, hizmetlerle destek oluyoruz. Biz nasıl onları hedeflerine taşıyorsak ve bu yolda onlara yardımcı oluyorsak, bizim de hem kişi olarak hem de bu şirketin sahibi olarak bazı hedeflerimiz oluyor. Siz nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz? Nasıl bir hedef var aklınızda? Neyi gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz? Aslında aklımda birkaç hedef var. Bunlardan bir tanesi şu an yaptığım işle ilgili. Bizim ürünümüzün temel amacı şirketlerin ücret yönetim süreçlerinin daha adil, daha zeki ve daha verimli hale getirmek. Aslında şu anda bu her organizasyonda bu şekilde işlemiyor. Dolayısıyla bir transformasyona, bir değişime ihtiyaç var. Biz teknolojinin gücünü kullanarak bu transformasyona aslında aracılık etmek istiyoruz ki daha iyi versiyonlarına organizasyonlar kavuşabilsinler.
Organizasyonlar daha iyi versiyonlarına kavuştuğunda aslında içinde yaşayan, çalışan insanlar için de hayat ve deneyim çok daha pozitif olacak. Dolayısıyla bence birinci amacımız, amacım bu. Yani o ortamı hem organizasyonların iç dinamiğini hem çalışanların deneyimini ücretlerine dokunarak iyileştirmek. Bu birinci amacım. İkinci amacım ise aslında bir kadın girişimci olarak teknoloji gibi bir alanda yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteriyorum. Ve bunun bir takım zorluklarının, mücadele alanlarının olduğunu da görüyorum. Bunu gördükten sonra da gönüllü olarak ismi She Loves Tech olan, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olduğu için ismini zikrediyorum. Dünyanın en büyük organizasyonu amaçları kadın girişimcileri teknolojide desteklemek. Onları Türkiye'de temsil ediyorum. Dolayısıyla ikinci amacım aslında teknolojide kadın girişimciler için ne yapabiliyorsam bunu yapabiliyor olmak. Harika. Şimdi madem globaldeki organizasyonlardan bahsettiniz, buralarda neler konuşuluyor? İnsanların gündeminde neler var? Bu işle ilgilenen insanların, hatta büyük oyuncuların diyeyim, sektöre yön verenlerin, yani takip edenlerden ziyade yön verenler neler konuşuyorlar? Dünyada nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Siz de çünkü bu işin çok içindesiniz. Madem böyle global kontaklarınız da var ve burada bir temsilcilik yürütüyorsunuz, bunlara yakından temas ettiğinizi düşünüyorum. Dünyada en tepede neler konuşuluyor? Nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Ve ülke olarak biz İK teknolojileri konusunda bu dönüşümün neresindeyiz sizce? Biraz bu soruya belki İK teknolojileri perspektifinden alabilirim. Şu anda dünyada İK teknolojileri çok hızlı büyüyor. Ve İK teknolojileri çok büyük bir küme. Bunun içerisinde pek çok alt küme var. İşte işe alım, performans, eğitim gelişim, ücret, bordro, aklınıza gelebilecek her şey. Bunların hepsi çok hızlı büyüyor. Şu anda İK profesyonellerinin şirket yönetiminin önemli gündemlerinden biri İK teknolojileri en akıllı, en verimli şekilde kullanarak aslında içerideki deneyimi iyileştirmek. Çalışanlarına daha iyi bir deneyim sunmak. Ki böyle olduğunda o çalışanlar daha mutlu, daha bağlı olabilecekler ve bu şirketler ve şirketlerin hizmet sunduğu, ürün sunduğu müşteriler için de pozitif değer yaratacak. Bu çok önemli bir gündem. Ve yakın zamanda Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük İK teknoloji fuarındaydık. Ekim ayında gerçekleşti. Ağırlıklı Kuzey Amerika'dan şirketlerin katıldığı bir fuar. İnanılmaz gelişmeler oluyor teknoloji dünyasında. Aklınıza gelebilecek her alanda, her ihtiyaca yönelik bir çözüm var. Dolayısıyla bazı ülkelerin, bazı pazarların bu anlamda çok öncü ilerlediğini görüyoruz. Türkiye'ye baktığımda ise Türkiye hala gelişmekte olan bir pazar. Güzel adımlar var ama daha fazla adımın da atılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. İşte ne gibi adımlar atılabilir? Belki daha fazla girişimciyi görmek lazım bu dünyada. Daha fazla tedarikçinin daha farklı ürünler sunuyor olması lazım organizasyonlara. Ki bu şekilde organizasyonları da eğitmek, onların da beklentilerini şekillendirmek, bir üst seviyeye taşımak mümkün olabilir. Öte yandan bence yatırımcılar ekosisteminden de daha fazla desteğe ihtiyaç var. İK teknolojileri ve İK girişimleri için. Bunlar olduğunda İK profesyonelleri teknolojiye daha yatkın, teknolojiyi daha iyi kullanır hale geleceklerdir ve bu da tüm organizasyona, iş sonuçlarına ve çalışanların deneyimine pozitif yansıyacaktır. Yani özetle Kuzey Amerika ülkeleri bu anlamda rol model, çok önde gidiyorlar ve pazarı şekillendiriyorlar. İyi işler yapıyorlar. Türkiye'nin de aslında daha hızlı bir şekilde bu konuya yönelmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Güzel adımlar orası, da var. Evet, orası muhakkak hep bu işin içinde girişimcilik ayrı bir yerde duruyor. Çünkü bizler genelde
mevcut talebe yanıt vermekle çok fazla meşgulüz. Pazarda ne gibi ihtiyaçlar var? Biz bunları bulalım ve bunlara yanıt verelimin çok fazla derdindeyiz. Ama genel olarak bunu çok rahatlıkla çalıştığım şirketleri de baz alarak söylüyorum. Genelde mevcut talebe yanıt vermeye çalışıyoruz. Ama biz içeride aslında nasıl biriyiz, nelerle ilgilenmek istiyoruz, kendimiz nasıl bir değer ortaya çıkartabiliriz, buna nasıl talep yaratabiliriz, bu konuda nasıl bir inisiyatif alabiliriz? Bu çok fazla düşündüğümüz bir konu olmuyor maalesef. Çünkü girişimcilik ruhu gerektiren bir şey bu. Risk almak gerekiyor, sorumluluk üstlenmek gerekiyor, ekstra çaba sarf etmek gerekiyor. Her girişimcide olduğu gibi. Ama birçok kişi de o konfor alanında kalmayı tercih ediyor. Hata yapma korkusu çok yüksek olan bir toplumuz maalesef. Orada da bu bizi biraz geride tutuyor sanki. O bahsettiğiniz girişimcilik ruhu böyle daha fazla insana aşılanmadan, daha fazla inisiyatif olmadan da bunlar biraz zor gibi görünüyor. Siz şimdi ücret yönetimi konusunda çalışıyorsunuz. Temel çalışma konunuz bu. Burada da bu ücret yönetim süreçlerinin dijitalleşmesine çalışan şirketlerde aracılık ediyorsunuz. Bu bahsettiğiniz değişimle, dönüşümle birlikte şirketler sizce kendilerini bu dönüşüme hazırlayabilmek için sadece hayatta kalabilmek değil, belki o demin bahsettiğiniz sektöre yön veren oyunculardan biri olabilmek için nasıl bir hazırlık yapmalılar, stratejilerini nasıl belirlemeliler? 2023 yılının başında yapılmış bir araştırma var, global bir araştırma. Ve bu araştırmaya göre bugün CEO'ların ve CFO'ların ajandasındaki dört kritik konudan ve parametreden bir tanesi işten ayrılma oranları. Şu anda birçok şirketin mücadele ettiği başlıklardan bir tanesi bu. Hızlanan işten ayrılma oranları. O yüzden şirketlerin çok büyük bir gündemi doğru çalışanı elde tutabilmek ve doğru çalışanı organizasyona çekebilmek. Yetenek yönetimi kısmından yetenek yönetimi kısmı. Evet, sadece çekmek de yetmiyor. Aynen onu bir şekilde öyle. Orada tutundurmak aynen ve öyle. Dönüşümüne de aracılık etmek gerekecek. Gerekiyor. Aynen öyle. Bu şu ana kadar daha İK yöneticilerin ajandasında gördüğümüz bir şeydi. Ama bu yıl itibariyle, geçen yıl itibariyle CEO'lar ve CFO'ların da ajandasında görmeye başladığımız bir konu oldu. Tabii dünyada yaşanan ekonomik, politik, teknolojik gelişmeler her şeyi tetikliyor. Bugün artan enflasyon, azalan alım gücü, çalışanların ücret konusundaki duyarlılığını arttırdı. Özellikle COVID-19 pandemisinden sonra insanların daha iyi olma, daha kaliteli hayat sürme güdüleri arttı. Diğer taraftan artık iş fırsatlarına ulaşmak da kolaylaştı. Yani çünkü sınırlar kalktı. Uzaktan çalıştığınızda her şirket için, her coğrafya için çalışabilir hale geldiniz. O yüzden insanların opsiyonu da arttı Mert Bey ve bu o ayrılmaları tetikledi. Ve ayrılmalar tetiklenirken de ana sebep ücret haline geldi. Bu bundan 5-10 yıl önce aslında böyle değildi. Biz başka sebepleri konuşuyorduk. Ama son birkaç yıldır ücreti konuşuyoruz. Yakın zamanda Türkiye'de de yapılmış bir araştırma var. Çok büyük bir danışmanlık şirketi tarafından Ağustos 2023'te ayrılma sebepleri incelenmiş ve %36'lık bir payla ücret en ön sırada geliyor. O yüzden şu anda şirketler çalışanlarını, yeteneklerini elde tutmaya çalışıyorlar. Ücretin ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Bu sebeple çok büyük bir odak aslında ücret yönetim stratejilerini daha etkili hale getirmekle alakalı. Yani benim gözlemlediğim bu. Ve etkili derken neyi kastediyoruz? Birincisi daha zeki hale gelmeli. Daha datadan beslenen, daha analitik, daha objektif hale gelmeli. İkincisi daha adaletli olmalı. Çünkü dengeler çok değişti bu hızlı değişimde. O yüzden adalet mefhumu giderek önem kazandı. Adaletli ücret belirlemek kritik hale geldi. Üçüncüsü de şirketler optimal harcama yapmak istiyorlar. Bu özellikle tepe yöneticiler için çok önemli. Bugün Türkiye için bakarsak, Türkiye'de 2023'te medyanda ücret artış bütçeleri şirketler için %95 seviyesindeydi. Bu inanılmaz yüksek bir oran. Dolayısıyla bu kadar bütçenin harcandığı bir ülkede, coğrafyada bu bütçenin optimal harcanması, akıllı, adaletli kullanılması çok önem kazandı. Ve ne görüyoruz?
görüyoruz. Şu anda şirketlerin, işte tepe yöneticilerin, İK yöneticilerinin buna yönelik stratejiler geliştirdiğini sıklıkla görüyoruz. Evet, şimdi benim de aklıma şunu getiriyor siz bunları anlatınca. İnsanları işe götüren her sabah sadece para olmuyor. Evet, para öncelikli bir şey. Çünkü bahsettiğiniz gibi sadece COVID sonrası yaşadığımız bir şey değil. Öncesinde de insanlar iyi yaşamak istiyorlardı. İnsanca yaşamak istiyorlardı. Hak ettikleri kadar kazanmak ve bunun karşılığında da hayatı da hakkını vererek yaşamak istiyorlardı. Bu hep var olan bir şeydi ama bugüne kadar özellikle COVID öncesinde bu hep genelde baskılanan bir şey, ötelenen bir şeydi. Ama biz bakıyorsunuz artık bir süre sonra işte post COVID dönemi diyelim. O süreçte hiyerarşinin ötesinde artık hem yaratıcılığın öne çıktığını görüyoruz, hem işlevselliğin öne çıktığını görüyoruz. Daha özgür bir hayat olduğunu, o şirketin kalın duvarlarının arkasında daha özgür bir hayat olduğunu keşfetti insanlar. O özgürlüğü bir kere tadınca ondan geri adım atmak çok kolay bir şey değil. Ama tabii beraberinde şu soruyu da getiriyor. Tamam ama herkesin aynı yerde, aynı işi yaptığı bir ortamda nasıl fark yaratacaksınız? Nasıl o gelir seviyelerine kendinizi taşıyacaksınız? Siz bir şey talep ediyorsanız önce buna bir talep hakkının doğması gerekiyor. Bunun karşılığında ne öneriyorsunuz, ne teklif ediyorsunuz diye benim de çalışanlara sorasım geliyor. Aklıma böyle bir soru geliyor. Evet. Çünkü evet, onlar bu kazancı ortak olmak istiyorlar. Bu çok doğal bir şeydir, bu dürtü. Ama bununla birlikte bunun karşılığında ne verildiği de ayrı bir sorgu. Yani evet, ücret ilk öncelik olabilir ama hep işin içine amaçtan bahsediyoruz. İK'nın hep üzerinde durduğu şey anlam katabilmek yapılan işe. Yani o işi yapma sebebimizi ortaya çıkarabilmek çok çok kritik. Bunlar çok konuşulmadan sadece para konuşulduğunda bu sefer işin içinden yine anlam kayboluyor. Evet. Yine rakamlar konuşuluyor. Orada gerçekten bir kısır döngüye soktuğunu düşünüyorum insanları. Aslında hepsinin bir denge içerisinde olması lazım. Zaman zaman konjonktür olarak bazı motivler daha yükselebilir bireylerde. İşte bugün ücrettir, yarın belki kariyer fırsatları, bir sonraki gün kültür ve değerler ön plana çıkacaktır. Dengede olması sanıyorum en sağlıklısı ve bizim çalışanları dinlememiz, onların şu anda neye ihtiyacı var, gereksinimleri ne, bunu anlayıp aslında şirket stratejileriyle hizalamamız sanıyorum doğru bir yaklaşım olacaktır Mert Bey. Evet. Olabilir, evet ya, bu muhakkak öncesinde olması gereken bir şey, bir ön koşul. O hizalanma olmadan ilerleme mümkün değil. Çünkü aynı yöne bakmıyorsanız, aynı hedef için çalışmıyorsanız, siz o tarafa, diğerleri bu tarafa giderken herkes birbirine ayak bağı olmaya başlıyor, engel olmaya başlıyor. Yoksa şimdi fizikteki gibi bir dalga buradan gelirken öteki dalga buradan geldiğinde etkisi artmaya başlıyor. Ama biri yukarıdan biri alttan geldiğinde onu sıfırlamaya başlıyor. Öyle görüyorum bu olayı. Siz az önce şeyden bahsettiniz, bu ücret yönetimi konusunda özellikle objektif olmasından, adil olunmasından, şeffaf olunmasından bahsettiniz. Yani bizi dinleyen insanlara biraz daha somut örnekler verebilmek adına soracağım bunu. Biz bunu Türkiye özelinde konuşursak eğer, dünyada da tabii nasıl ele alındığını örneklendirebilirsiniz. Dünyada bunlar söylendiğinde ne anlaşılıyor? Türkiye'de bunlar söylendiğinde ne anlaşılıyor? Biz bu konuyu nasıl ele almalıyız? Evet. Dünyada şu anda özellikle Amerika'da çeşitli eyaletlerde ücrette şeffaflığı zorunlu kılan, buna dair uygulamalar uygulanmadığında çeşitli yaptırımlar aslında ortaya koyan işte bir takım yeni yönetmelikler ve kanunlar var. O yüzden mesela o eyaletlerde pozisyonların ücretlerini, ücret aralıklarını açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmak durumundasınız. Hem şirket içerisinde hem şirket dışarısında o pozisyon için aday araştırıyorken. O yüzden şimdi o şeffaflık artık farklı bir seviyede ve yavaş yavaş diğer eyaletlere, farklı ülkelere de yayılıyor. Avrupa'da da benzer trendleri görüyoruz. Bugün oradaki İK'cılarla oturup konuştuğumuzda ücret denince ilk aslında odaklandıkları nokta ücrette şeffaflık. Bunu nasıl teknolojiyle sağlayacakları oluyor. Türkiye, işte Asya, biraz daha Doğu ülkelerine geldiğimizde henüz
şeffaflık bizim hazır olduğumuz bir konu değil. Açıkçası çok konuştuğumuz bir konu da değil. Bilakis biz İK'cılar olarak aslında ücretin konuşulmasını yasaklıyoruz. Bunun gizli bir konu olduğunu işe girişten itibaren hatırlatıyoruz. Bunun sebepleri de var, anlaşılabilir sebepleri de var. Fakat şu anda ülkemiz çok farklı bir aslında skalanın farklı bir tarafında. Nereye gider? Hani biz ne zaman ücretleri şeffaflaştırırız, açık açık paylaşır hale getiririz? Bence kayda değer bir zamanımız var Mert Bey bunun için. Yani önümüzdeki açıkçası 3-5 yıl içerisinde ben bunun olmasını beklemiyorum. Aynı zamanda toplumsal da bir değer. Biz evet. Bunu içselleştirebildiğimiz anda ta anne babanın çocuk eğitimine kadar gider bu. Evet, evet. Yani sizde olmayan şeyi başkasına veremezsiniz. Siz ailede de bahsettiğiniz şeyleri sağlayabiliyorsanız, objektif yaklaşabiliyorsanız, hı hı. Kararlara başkalarını, diğer fertleri dahil edebiliyorsanız, değil mi? Onların kendilerini evet. Özgürce ifade etmelerine alan açabiliyorsanız, hatalarıyla insanları kabul edebiliyorsanız, hı hı. Ve bunu şeffaflıkla neden sonuç ilişkisi kurarak insanların önüne koyabiliyorsanız, tabii bütün bu saydığım şeyler ideal bir tablo. Evet, yani evet. Çok kolay değil. Ama bu önce sizde olacak ki bunu işte ailenize de verebilin. Sosyal çevrenize de paylaşın. İş hayatında da çalıştığınız insanlara bunu aktarabilin. Ama bu bizde olmadığı sürece başkalarının bunu göstermesini beklemek gerçekten dediğiniz gibi çok bir ömür olabilir. Sadece şunu da iyi yapıyoruz bence Türkiye'de ve orada gerçekten bir efor var. Adalet ve denge. Şirketler mevcut pozisyonların ücretlerini hem içerideki eşdeğerleriyle hem dışarıdaki eşdeğerleriyle kıyaslamaya kayda değer zaman ve kaynak ayırıyorlar. Böylelikle aslında neyi tesis ediyorlar? İçeride belirli bir dengem olsun, dışarıda rakiplerle kıyaslandığında belirli bir dengem olsun. Yani o ücrette adalet önemli bir gündem Türkiye'de. Ve bence birçok şirket ülkemizde de bu anlamda çok güzel adımlar atıyor. Yani şeffaflık için hala yolumuz var ama adalet konusunda çok 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 güzel çabalar ve eforlar var bence. Olacak. Olacak. Evet. Biz de etkisini artırmaya evet. çalışıyoruz. Şimdi sona yaklaşırken bir soru hakkım kaldığını düşünerek soracağım bunu da. Yapay zeka olsun, teknolojiyi evet. konuşuyoruz madem. İnsan kaynakları da teknolojiyi konuşuyoruz. Siz de ücret yönetimi konusunda bu süreçin dijitalleştirilmesine aracılık ediyorsunuz. Burada yapay zeka bazı ürünlerin hizmetlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Dünyada ne seviyede kullanılıyor, Türkiye'de ne seviyede kullanılıyor? Belki böyle bir kıyaslamayla bize örneklendirebilirsiniz. Artı bizi ne gibi gelişmeler bekliyor? Türkiye'yi yakın vadede ne gibi gelişmeler bekliyor? Ve en azından belki kendi sektörünüz için bunu söyleyebilirsiniz. İnsanlar bu noktada işletmeler nasıl bir hazırlık yapmalılar? Şu anda çok sıcak bir konu. Özellikle İK dünyasında işte Generative AI dedikleri veya kısaca Gen AI dedikleri konuya bir hayli kafa patlatıyor. Yine yapılan bir araştırma var Mert Bey ve işte OpenAI tarafından yapılan bir araştırma. Bugünkü işlerin bugünkü görev tanımlarının %80'inin generative AI ile gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Bu aslında hani bizi dinleyenler için generative AI işte belirli istemler, komutlar vererek aslında teknolojinin sizin için bir içerik, bir metin, bir kod, bir görsel, bir video, bir tasarım veya herhangi bir şey üretmesini sağlamak ve bunu saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde etmek. Bu inanılmaz bir katma değer, inanılmaz bir zaman ve efor tasarrufu. Dolayısıyla uygulama alanları çok hızlı büyüyor. Şu anda İK özelinde baktığımızda özellikle işe alım süreçlerinde çok yoğun kullanılıyor. Eğitim gelişim süreçlerinde çok yoğun kullanılıyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Bu iki süreç daha öncü ilerliyor. Bir üçüncü başlık ise işte çalışan yardım masası dediğimiz, çalışana destek olan platformlar generative AI ile aslında daha dijital hale geliyor. İK'da bu üç aslında ana başlıkta yoğun uygulamalar olduğunu görüyoruz ama yakın zamanda işte ücret
ücretten bordroya, yetenek yönetimine çok farklı alanlarda örneklerini göreceğiz. Biz de çözümümüzde aslında işte bunu kullanmaya başladık ve hakikaten kullanıcılar hem değer katıyor hem daha onları donanımlı kılıyor hem de önemli bir zaman tasarrufuna sebep oluyor. Çok hızlı büyüyecek. Biz bu girişimlerin sayısının artmasını diliyoruz. Bekliyoruz. Şimdi son bir cümle için eklemek istediğiniz bir şey varsa sözü bırakabilirim. Yoksa müsaade isteyeceğim. Ben çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Teşekkür ederiz. Biz de çok kıymetli mesajlar aldık. Konuyu da derinlemesine öğrenme şansımız oldu. Tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet, bu akşam ilk bölümün sonuna geldik. Comport kurucusu Senem Birim'le sohbetimizi tamamladık. Biliyorsunuz artık iki bölümden oluşuyor programımız. Birazdan ABB Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural bizimle olacak. Bizden ayrılmayın. Yeniden iyi akşamlar, Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. İkinci bölümümüzde konuğumuz ABB Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural olacak. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk, teşekkür ederim misafirperverliğiniz ve davetiniz için. Elbette ki. Şimdi sizi konuşacağız, ABB'nin yaptığı işlerden bahsedeceğiz, bunun yarattığı etkiden de bahsedeceğiz. Hepsi için geniş geniş zamanımız olacak ama önce sizin hikayenize başlayalım istiyorum. Nasıl başladı bu yolculuk, nasıl bir hayalle yola çıktınız, kariyeriniz nasıl şekillendi, bunda kimlerin, nelerin belirleyici rolleri oldu? Hikayesini kısaca sizden alalım Başar Bey. Aslında hikayem İstanbul'da gelişim üniversiteyle başladı. İstanbul Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Orada da hani en konsantre olduğum şey ilk başta uluslararası bir kariyerim olsun istemiştim. O zamanlar daha globalleşme konuşmuyorduk tabii ki. Devamında da ilk çok detaylarda kaybolmayacağım makro bir kariyer, daha makro bakabileceğim bir iş yapmak istemiştim. Hani kariyerimin ilk 10 yılı tamamen detaylarda kaybolduğum yıllar oldu. Bir anlamda ilk yanılsamamı yaşamış oldum. Dediğim gibi İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. Çok keyif alarak okudum. Keyif alarak okumamın sonucuna da 2000 yılı mezunuyum. 2001'deki krizle katlanmak zorunda kaldım. Çünkü çok büyük hayaller kurarken 2001 yılındaki kriz hani ilk yanılsamam diyebilirim. Çünkü 98 yılında yatırım piyasalarında çalışmaya başlamıştım. Çok eğlenceli bir hal almıştı. Çünkü ekonomi okuyup, krizleri okuyup onu canlı bir şekilde takip edebilmek finans piyasalarının içinde çok hakikaten okuduğumu anlamak anlamında ciddi şeyler kattı bana. Tabii ki 2001 krizi konuyu bambaşka bir yere götürdü. Hayatımda ilk geniş çapta bir yanlışın içinde buldum kendimi ve düzeltmem gereken bir durum olduğunu fark ettim. Dolayısıyla ABB ise devamında hayatıma girdi. 2001 yılında reel sektöre geçmek zorunda kaldım. Reel sektörde hep uluslararası şirketleri tercih etmeye çalıştım. Özellikle sektör liderlerini. ABB ile de 2007 yılında tanıştım. Benim için okuldan öte bir üniversite oldu, her şeyden öte. Belli bir dönem İsviçre'de çalıştım, 2 yıl kadar genel merkezde. Bu bana bambaşka bir bakış açısı kattı. Dolayısıyla aslında hayalini kurduğum her şey zaman içerisinde oldu diyebilirim. O yüzden artık bir şey dilerken genelde dikkat etmeye çalışıyorum. Evliyim, 2 kızım var. Hobilerime de vakit ayırmaya çalışıyorum. Belki bir noktaya daha değinmem lazım. Bu aslında son 6 aydır çok üzerinde düşündüğüm bir şey. Bu zayıf sinyaller diye adlandırdığımız. Üniversite zamanı bir mağazada çalışıyordum. Yine popüler bir mağaza diyebilirim. Orada hissetmiştim, insan ilişkileri ve satış, sıcak satış beni eğlendiren bir şey ama bir yandan ekonomi okuyorum. Bu nasıl hani hayatımda birleştirebilirim? Sadece zayıf bir sinyal olarak kalmıştı o dönem ama kariyerimin ilerleyen dönemlerinde açıkçası bunu kendi kariyer rotamla birleştirdiğimde istediğim sonuca da vardığımı gördüm. Ona da belki birazdan değinme şansım olur. Olur. Hatta hiç beklemeyelim. Direkt onunla geçiş yapalım. Çünkü o zayıf sinyaller bana da hatırlattı.
Hep müşterilerimiz bir iş kurduğumuz zaman mesela bir girişimcilik planlıyorsunuz, bir inisiyatif alıyorsunuz ve bir girişim başlatıyorsunuz. Burada müşterileriniz genelde en yakın çevreniz olmuyor. Genelde zayıf bağlantılı oluyor. Bakıyorsunuz işte arkadaşınızın arkadaşının arkadaşı oluyor. Onun tanıdığının tanıdığının tanıdığı oluyor. Veya işi dijital platformlara taşıdıysanız orada o pazarlama stratejisiyle birlikte hiç tanımadığınız insanlar bakmışsınız. Size ulaşmaya başlamış. Hatta sizinle o deneyim yaşadıktan sonra almış kendisi başka bir yere taşımış. Yani referansla artık yürümeye başlamış. O zayıf sinyaller zayıf bağlantılar için de geçerli. İşlerimizi genelde zayıf bağlantılarla yürütüyoruz. Bu da çok enteresan gelir bana. Ama sorum o değildi. O aklıma geldi, paylaşayım dedim. Burada madem girişimcilikten bahsettiniz, orada bazen işte o korkular bizi paralize edebiliyor. Bakıyorsunuz, şimdi belli bir dozda olursa ve belli bir olay özelinde kalırsa sorun yok. O sizi hayatta tutabiliyor. Ama devamlı olursa ve dozu yükselirse bu sefer paralize edebiliyor. Adım attırmıyor. O konfor alanı dışına çıkarmıyor maalesef. Ama girişim içinde bizim o korkulara rağmen hareket edebilmemiz gerekiyor. O zaman ancak yenilikleri deneme konusunda, cesur adımlar atma konusunda daha istekli olabiliyoruz. Biz şimdi girişimcilik konusunda o düşman olarak gördüğümüz korkuları bu tarafta nasıl müttefikimiz haline getireceğiz? Belki siz de bu zaman içerisinde kariyeriniz boyunca attığınız o başarılı adımlardan bize örnekler vererek anlatmak isteyebilirsiniz. Aslında şöyle yapmışım. Hani en başa döndüğümde lisede matematik korkumdu. Oysa baktım ki biraz üstüne gidince en iyi olduğum alanın olduğunu fark ettim. Aynı şekilde üniversiteye gittiğimde sosyal tarafta acaba zayıf mıyım diye düşündüm. Oysa ekonomi, yani matematiğin yanına sosyal faktörleri de koyduğunuzda karşınıza gerçekten çok güzel bir resim çıkıyor. Yani bugünün temel sorunu neden bahsediyoruz? Kısıtlı kaynaklar, sınırsız ihtiyaçlar. Bence hani bilimde ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, bu dengeyi kuramadığımız sürece burada çok yol kat edemeyeceğiz. Oysa çok istediğim bir şey okuduğumu düşünüyorum. Teknik bilgi anlamında da çok iyi bir noktada olduğumu düşünüyorum kendi adıma. İçimizdeki kaygılar, korkular konusunda son derece katılıyorum. Belli bir noktaya kadar motivasyonu artırıyor ve ben bunu da kullanıyorum. Ancak sanırım bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin temel problemi gelecek kaygısı. Bu gelecek kaygısı da bizim yaratıcılığımızı sınırlıyor. Dolayısıyla en azından bulunduğumuz coğrafyanın, bulunduğumuz ülkenin ve kendimizin yerini tam netleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Buna da şöyle bir şey söyleyebilirim. İyimserlik ya da karamsarlık değil, pozitif olma ya da tamamen kendini tanıma. Bence temel nokta bu. Çünkü bu olduğunda eğer sonuç ne olursa olsun, iyimserlikte aşırı duygusallığa gitmeyip karamsarlıkta da aşırı bir yıkımla karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla demeye çalıştığım şu, hani işin içerisine olabildiğince nötr kalmayı, ki ben buna pozitif olma diyorum, bunu koyduğumuz zaman bence çok ciddi sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bir de farklı bir şey yapıyorum ilk günden bugüne. Hep içimde değişime karşı bir pozitif ön yargı var. Yani bir değişim geliyorsa ben onu hep denemek istiyorum. Örneğin kariyerimde genelde bir pozisyonda 3 ila 4 sene kalıyorum. Hani içinde bulunduğum şirket, özellikle ABB, buna çok imkan veriyor. Dolayısıyla ona da müteşekkirim, böyle bir kariyer rotası çizebildiği için. Dolayısıyla sürekli kendimi yenileme, değiştirme şansım oluyor. Bu kaygının artmasının getireceği başarısızlıkların da bu değişimlerle önüne geçmeye çalışıyorum. Ya da hiç içinden çıkamadığım bir durumsa o toksik ortamı bir süreliğine terk etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazen dış faktörleri kontrol edemeyecek hale geliyoruz. Evet, neyle beslendiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. 2001 yılında örneğin yaşadığımız kriz benim kariyerimde bir kırılmaya yol açtı. Ama orada durup vakit kaybetmedim. Benzerini 2018'de de yaşadım. 2018'de yüzüme çarpan 2001'in tekrar edebileceğiydi. Bu sefer en azından tekrar edenin ne olduğunu ve bununla daha barışık bir dönemdeydim. 2020-21 bu benzerlikler artık beni ürkütmüyor. Bir adım öteye geçeyim. Bunlar bir değişim. Daha doğrusu bunlar bir sorun değil, bunlar bir durum. Ve her birinin de bana fırsat yarattığını düşündüm ki gerçekten de böyle oluyor. Çünkü her zaman olan tüm olaylarda
herkes zararlı çıkmıyor. Bunu da fırsata çevirebilmek gerektiğini düşünüyorum. Hep bir, nasıl anlatayım, bir pozitif düşünme güdüm var. Karşımda bir değişim varsa. Genelde adapte olmaya çalışıyorum. Evet, bu beraberinde ne gibi iyi şeyler getirecek, dönüşümler getirecek, bunlara odaklanmaktan bahsediyorsunuz. Bunu ben biraz kişi özeline indirgemek istiyorum. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Bir şirket yönetiyorsunuz. Orada sorumlu olduğunuz gelişimlerinden, nasıl şirket sizin gelişiminizden sorumlu bir noktaya kadar. Siz de birlikte çalıştığınız insanların o kariyer yolculuğundan sorumlusunuz. Dikkatimi çeken bir husus oluyor. Genel olarak söyleyeceğim. İşte sanattır, spordur, teknolojidir, bilimdir. Buralara baktığınızda bireysel yetenekler çıkartabiliyoruz ülke olarak ama bunu genele yaymakta ve sürekli kılmakta o kadar başarılı değiliz maalesef. Böyle çoğaltabileceğimiz çok fazla örneğimiz yok saydığım alanlarda. Biz genelde, tabii bunu genelleyerek söyleyebilmemin sebebi de üniversitelerde de çalışıyorum, işte şirketlerde de çalışıyorum. Oralarda gözlemlediğim somut gerçeklere, verilere dayanarak söylüyorum. Sözde güvenli bir gelecek adı altında belli sektörlerde, belli şirketlerde, belli pozisyonlar için yarışan, rekabet eden insanlar. Siz nasıl üniversiteden mezun olmuşsunuz, krize denk gelmiş ama aklınızda büyük ihtimalle bir yerde çalışmak vardı gibi. Bizim de aklımızda benzer şeyler vardı. Hep bu pozisyonlar için nasıl daha iyi, güçlü bir aday olabiliriz, bunu düşünür durumdayız. Yani genelde biz elimizdeki kaynaklarla mevcut talebe yanıt vermeye çalışıyoruz. Ama demin tanımaktan bahsettiniz ya, insanın kendisini tanımasından. Biz kendi içimize dönüp de ben kimim, ne yapmaktan keyif alıyorum, beni ne mutlu ediyor, ben nasıl bir değer üretmek istiyorum, bu dünyada nasıl bir iz bırakmak istiyorum, nasıl bir etki yaratmak istiyorum. Bu çok fazla üzerinde durduğumuz bir şey olmuyor. Yani bir girişim başlatmak istiyorsak, bence insan en önce dediğiniz gibi kendisini tanımalı. Ben nasıl bir değer ortaya çıkarabilirim ve buna nasıl talep yaratabilirim? Yani talebe karşılık vermek yerine ben nasıl talep yaratabilirim elimdeki değeri bir ürün haline getirerek. Bu da girişimcilik ruhu gerektiren bir şey. O zaman insanların içindeki o potansiyelin açığa çıktığına inanıyorum. Siz bunu çalıştığınız insanlarda açığa çıkarmak için nasıl bir yol izliyorsunuz, bunu merak ediyorum. Aslında biraz önce de konuştuğumuz gibi belki iki tane burada temel unsur var. Birincisi yetenekle talebi karşılaştırmak. Bu bence iki taraflı. Hem kurum tarafı var, kurum yeteneği olabildiğince yeteneğe kapsayıcı yaklaşmalı ve onu ön yargılarla değerlendirmek yerine daha geniş açıdan bakabilmeli. İkincisi de kişi tarafı var bir de bunun, bireyin tarafı var. Birey de hem durduğu yeri bilmeli hem de gelecekteki ihtiyacı biraz öngörebilmeli diye düşünüyorum. İkisi aynı anda olursa bence başarı kaçınılmaz. Bizim gibi büyük kurumsal şirketler için bu da tam aradığımız açıkçası. Çünkü bizdeki roller de çok hızlı değişiyor. Yani 4 sene önce önüme gelen bir pozisyonun ne olduğunu anlamazken şu an o pozisyon olmadan şirketi nasıl idare edebileceğimizi gerçekten kestiremiyorum. Ve onlar da gün geçtikçe büyüyor ve değişiyor. Yani hem birey hem şirket bence bunun farkında olmalı. Şirketlerin şöyle bir avantajı var. Birincisi, geçmişte biz bu işe biraz idarecilik diyorduk. Şimdi bizim gibi yöneticilerin bunu hem lokal gerçeklikler hem de kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda biraz bizim üstümüze yıkıyor bu sorunu. Çünkü belki bölgeye göre, belki ihtiyaca göre, belki ülkeye göre değişebiliyor ama burada benim gibi yöneticilerin bence temel ihtiyacı şikayet etmek ya da burada bir sorun var demekten öte bunun, bu sorunun bir durum olduğunu anlayıp burada kendini biraz netlemek. Çünkü bence en değerli liderlik özelliği bu dönemde bu belirsiz ortamlarda ya da bulanık sularda yolunu bulabilme, doğru kararı verebilme. Bu her zaman derin analizlerle olmuyor ne yazık ki. Biraz önce zayıf sinyallerden bahsettiğimiz gibi bazen de o içten gelen öngörülerle hareket etmek gerekiyor. Sorunuzun özeline gelince de burada biraz artık çağa ve çalışana da ayak uydurmamız gerekiyor. Örneğin en çok neden şikayet ediyoruz? Artık çalışanlarımız ofise gelecek mi? İş görüşmelerindeki ilk soru belki hibrit çalışabiliyor muyuz? Eğer öyleyse biz de ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Ve açıkçası bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle bir örnek verebilirim. Daha pandeminin başında biz ofislerimizi küçültmeye karar verdik. Ama buna hiçbir zaman küçültme diye yaklaşmadık. Bir anket yayınladık. Tüm çalışanlarımız anketi doldurdu. Çok basitçe
Bir ofisten beklentilerini sorduk. Ne kadar sosyalleşme, ne kadar proje alanı, ne kadar masa başı çalışma, ne kadar toplantı. Sonrasında da mimarlarımızla tamamen ofisi buna göre dizayn ettik. Dolayısıyla iletişimi de buna göre kurduk çalışanlarımızla. Onları da karar alma süreçlerine dahil ettiniz. Onlar da bunun bir parçası oldular, sahiplendiler. Her zaman da bunu dile getirdik. Siz böyle istediniz, biz böyle yaptık. Dolayısıyla hep beraber burada çalışacağız. Biz de bu sırada onlar ofise gelip diledikleri gibi davranmalarıyla mutlu ve tatmin olduk. Örneğin sosyalleşmeyse amaç ve oraya geldiklerinde sosyalleştilerse, toplantı yaptılarsa ve birbirlerini gördülerse bu bizi mutlu etti. Hala eksik parçalar var. Hala tamamlamamız gereken parçalar var. O çünkü ayaküstü iletişimler, birbirinden bir şeyler öğrenme, projeler çok kolay olmuyor hibrit ortamda ama biz bunlar dört dörtlük olacak diye de değişen iş gücü ve iş gücü piyasası şartlarını görmezden gelemeyiz. Burada bence çalışan lehine kararı risk alarak önden vermek ya da orada onlara bu çalışana biraz daha fazla alan tanımlamak bence hiç kötü fikir değil ve alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem şirketimde gördüğüm hem kendime ilke edindiğim insanı merkeze koymak. Çünkü bir sonraki adımda zaten bu karşımıza sürdürülebilirlik olarak çıkıyor. Dolayısıyla bu yönde bir karar alıp hata yapacaksak da açıkçası ben buna varım. Harika. Madem sürdürülebilirlikten bahsettiniz, onunla devam edelim. Şimdi bakıyorsunuz şirketler hem iç müşterileri yani çalışanlar için hem dışarıdaki müşteriler için hem de yatırımcılar için hep tercih sebebi olmaya çalışıyorlar. Bunun için de sürdürülebilirlik en önemli kavramlardan biri haline geldi. Orada sosyal etki yaratabilmek adına çok fazla yatırım yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Bazı sorular hala benim zihnimde mesela güncelliğini koruyor. Örnek veriyorum. Demin siz yetenek yönetiminden bahsettiniz. İnsanları şirkete çekebilmek için. Evet, yaptığınız bir sürü şey var, yatırım var bu konuda. Aynı şey sürdürülebilirlik için ne kadar geçerli onu merak ediyorum. Aklıma gelen sorularda şunlar oluyor. Bakıyorsunuz işte çevresel konular, toplumsal konular, yönetimsel konular, ekonomik konular. Bir tüketicinin bu ürünü seçmesi için yeterli bir sebep olabiliyor mu sürdürülebilirlik noktasında? Veya bir çalışan için bu saydığımız unsurlar, sosyal etki yaratan unsurlar şirketler tarafından o şirketi tercih etme sebebi olabiliyor mu? Bunu mesela kendi şirketinizden de örnek verebilirsiniz. Sektörde yaptığınız gözlemlere istinaden de yanıt verebilirsiniz. Ne oranda gerçeklik kazandığını düşünüyorsunuz? Bunlar gerçekten çalışanların, yatırımcıların, müşterilerin şirketi seçme noktasında ne kadar öncelikli sebebi oluyor? Bence bu biraz ülkeden ülkeye, kültürden kültüre de değişiyor. Çünkü ben 2 sene önce İsviçre'ye iş için gittiğimde şeyi gördüm. Her yerde sürdürülebilirliği hissediyorduk. Zaten hani ben 10 sene önce İsviçre'de yaşarken de o yaşam şekli de bu şekildeydi. Ancak biraz bize geldiğimizde ekonomik ve sosyal şartlar biraz daha tüketime yönelik olduğu için biraz daha farklı. Dolayısıyla burada bir fark görüyorum arada. Bunun sebebini de biraz ekonomik şartlara bağlıyorum, biraz da sosyal şartlara bağlıyorum açıkçası. Ancak şu bir gerçek. Sürdürülebilir bir ekosistem kurmak zorundayız. Hem kurumlar için hem kişiler için. Bunu tek taraflı yapma şansımız yok. Yani kurumlar buna öncülük etsin, kurumlar bunu yapsın deme şansımız yok. Ya da kişiler tek başına zaten yapma şansları yok. Dolayısıyla bu karşılıklı bir anlayış değişimi olacak ve bence bu çok hızlı olacak. Çünkü hep altını çiziyoruz. Geçenlerde bir yerde yine dinlerken açıkçası kulağımı tırmaladı. İşte dünya her şey 2030'a kadar 1,5-2 derece ısınmasın diye. Hayır, 1,5 derece ısınmasın diye. 2 derece ısınırsa çünkü başka bir şey konuşuyoruz. Dolayısıyla bizim çok artık bir şeylere hakim olmamız gerekiyor. Yani son 10 gündür doğal afetlerin farkındayız. Dolayısıyla hem kurumlar hem kişiler bu herkes için gerekli. Bence kurumlar da buna öncülük etmeli. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü DNA'sında ve 120 yıllık geçmişinde sürdürülebilirlik olan bir şirkette çalışıyorum. Bu beni şirkete en çok bağlayan unsur diyebilirim. İlk başlarda bunun adını etik ve dürüstlük olarak
koymuştum 2007'li yıllarda. Devamında dijitalleşme, software'e yatırım olarak düşünme, teknoloji olarak düşünmeye başladım. Kafamın hep bir tarafında kapsayıcılık, işte cinsiyet eşitliği vardı. Ancak şimdi bunların her birinin, bu çevre her zaman gündemdeydi. Ancak şimdi bunların her birini sürdürülebilirlik altında topladık. Belki ileride farklı bir kavram olacak. Belki altına başka bir şeyler gelecek ama şu kesin, biz insan için, sürdürülebilirlik bir hayat için bir ekosistem kurmak zorundayız. Benim kendi yaşam felsefem, hayattan beklentim de bu. Kendi kendime, kendi aileme, kendi mutlu olduğum çevreme yetebilmek. Şirketimden de beklentim, benim bu bireysel amacıma hizmet etmesi. Hem bir çalışan olarak, hem bir müşteri olarak. Dolayısıyla bizim bu seviyeye iki taraf içinde gelmemiz ya da getirilmemiz lazım. Çünkü doğa zaten bize bu işareti veriyor, bu uyarıyı sürekli tekrarlıyor. Orası muhakkak, tam da aklımdaki soruyla denk gelen bir konudan bahsettiniz. O da şu, paydaş kapitalizmi. Bu nereye gelecek? Önce kendimize yetmekle zaten çıkıyoruz. Bu biraz kapsamlı bir konu olacak. Sorum da biraz detaylı olacak. Belki son sorum da olabilir. O çerçevede ileteyim size. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun paydaş kapitalizmi raporunda şöyle bir şey var. Paydaş katılımını artırmak, paydaştan kastımız işte çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar, tüketiciler, bunun içerisine herkesi katabilirsiniz. Burada onların katılımını artırmak adına yöneticileri, liderleri rehberlik edebilecek 5 tane unsur belirlemiş. Bunlar çünkü bakıyorsunuz sadece hissedarlar değil, müşteriler de var içinde, tedarikçiler de var, çalışanlar da var. Topluma hizmet etmeyi öncelik haline getirmek burada esas. Bunları ben bir maddelemek istiyorum. Bizi dinleyenler de bu paydaş kapitalizmi nedir, bu rapor nedir, paydaş katılımı nedir, bunu biraz irdelesinler diye, bir kapı açsın diye. Bunlardan bir tanesi yönetim kurullarının sürece dahil edilmesi. İkincisi çevresel hedeflerin belirlenmesi, sürdürülebilirlik kapsamında ve takip edilmesi. Tabii buradaki kampanyaların bütün süreçlerin samimiyetle yürütülmesi esas. Üçüncüsü alt yüklenici ve tedarikçi uygulamalarını iyileştirmek. Yani sadece kendimizden sorumlu değiliz. Birlikte çalıştığımız herkesin gelişiminden de belli noktaya kadar sorumluyuz. Dördüncüsü tüketicilerin uzun vadede beklentilerini karşılayabilmek. Yani sadece kısa vadede onları bir haz, bir tatmin yaşatabilmek değil. Uzun vadede de dediğiniz gibi o 1,5 derece ile 2 derece arasında çok büyük fark var. Dediğiniz gibi belki 2 dereceyi hiç konuşamayacağız. Evet. 1,5 derece belki sonu olacak gibi. Ve beşincisi de çalışanlarınıza yatırım yapın. Yani bu rapor diyor ki sürdürülebilir bir yönetim modeliyle bu 5 unsuru işin içine kattığınızda her şey yolunda gidebilir. Ve herkesi bu işin içine dahil edebilirsiniz. Yani bunun sorumluluğu sizde kalmaz demeye getiriyor. Bu noktada şimdi bu ideal dünya tabii ki. Size göre bu anlayışın yerleşmesinde ve hayata geçmesinde nelerin engel teşkil ettiğini düşünüyorsunuz ve bunu aşmak için ne öneriyorsunuz? Belki ABB bu konuda belki bunları zaten kendi protokolleri içerisinde, gündem maddeleri içerisinde almıştır. Bunları nasıl hayata geçiriyor? Kendisine gibi zorluklarla karşılaşıyor ve siz bu zorlukları nasıl aşıyorsunuz? Örneklendirebilirseniz memnun olurum. Şöyle, 120 senedir var olan bir şirket konuşuyoruz. Amacı 120 senedir var olduğu üzere bu varlığını çok daha uzun süre sürdürmek. Birincisi hani madde madde gitmeye çalışayım, belki bir sonuca daha kolay olur. Sadece 3 dakikamız var bu çerçevede. Biraz benim sorum belki zaman. 3 dakikadan fazla sürdük. Kusura bakmayın. Sorun değil. Öyle rica edeyim. O zaman sondan başlayayım. Bence artık ürün değil çözüme konsantre olmamız lazım. Dolayısıyla yine sorun değil çözüme konsantre olmamız lazım. Bizim gibi şirketlerden ben artık bunun beklendiğini düşünüyorum. Yani tüketici ve müşteri tarafında. Ve bu çözüm de sadece anlık çözüm değil, sürdürülebilirlik bir çözüm. Çünkü müşteri memnuniyeti ve aidiyetini artırmak için. Bunu sadece müşteriler için yapamayız. Çünkü biz bunu tedarikçilerimizle yapıyoruz. Tedarikçiler de bu ekosistemin bir parçası olmalı. Dolayısıyla onlar tedarikçi değil, artık iş ortağı. Öyle adlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve biz bunları insan için insanla yapıyoruz. Dolayısıyla insanla ilgili eğitim yatırımı, kapsayıcılık adına ne derseniz deyin, insanı merkeze koymak zorundayız. Çünkü ben işe başlangıcın ya da hayata adım atmanın
özünde iyilik olduğunu ve merkezinde insan olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla her şeyin merkezine de bunu koymamız lazım. Tüm bunları düşündüğümde çevre zaten bizim vazgeçilmez parçamız. Bir ham maddemiz değil, içinde belki de misafir olarak zarar vermeden yaşamamız gereken bir ortam. Yönetim kuruluyla ilgili de konuşmuştuk. Belki vizyon ve misyonlar da biraz önce anlattığım bu tüm 4-5 maddeyi içermeli. Yönetim kurullarını neden katmalıyız artık işin içine? Çünkü nasıl akıllı telefonlardan sürekli bir güncelleme beklentimiz varsa şirketlerden de artık var ve zaman çok hızlandı. Dolayısıyla sadece tek bir yöne gidemeyiz. Nasıl kişilerden bu dönemde düşüp kalkıp hızlıca tekrar hayatına devam etmesini bekliyorsak, şirketler de zayıf bir sinyal aldı, yanlış yola saptı ya da yanlış bir şey yaptı, hemen düzeltip yoluna devam etmesi gerekiyor. Çünkü hata yapmak sorun değil, bence hızlıca çözüp yolumuza devam etmek burada temel yapılması gereken. Bence 1,5 derece içinde böyle bir şansımız var. Çünkü bir hatadan dönmek üzereyiz. Umarım hep birlikte döneriz diye düşünüyorum. İnşallah, ben de öyle umuyorum. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti, verimli de bir sohbetti. Doyurucu yanıtlar için de teşekkür ederim. Dinleyenlerin kulağına küpe olacak nitelikteydi. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, programımızın sonuna geldik. Programdan çıkarımım şu oldu, paylaşmak isterim. Harekete geçmek için koşulların değişmesini beklemek gerekmiyor. Biz harekete geçerek koşulları değiştirebiliriz. Bunun için de elimizde ne varsa onunla başlayabiliriz. Neredeysek oradan başlayabiliriz. Neler yapabiliyorsak onlarla başlayabiliriz. Yeter ki değişim isteğimiz, değişim korkumuzdan büyük olsun. Oyunu değiştirmenin gerçekten başka bir yolu yok. Bu doğrultuda, hedefleriniz doğrultusunda cesur adımlar attınız. Bir hafta diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.